Evet, şu anda kayıt başladı. Mikrofonu açık olanların mikrofonlarını kapatmalarını rica ediyorum. Çünkü Bir şey sesler söyleyeyim birbirine giriyor. mi? Krediyle aldık. Şu an sesim geliyor Devlet karşılıyor. Orada 5. bölge, 6. bölge ya. Geliyor hocam. Görüntünüz de var. Yani Yani konuşunca zaten faizler. evet. Şu anda 34-35 katılımcıyla bu sohbeti gerçekleştiriyoruz. Ve bir taraftan da katılımlar gelmeye devam ediyor. Ben de yavaş yavaş başlamak istiyorum. Çünkü benim anlatacağım bazı şeyler var. Erdoğan Hoca'nın anlatacağı bazı şeyler var. Zamanda verimli kullanmak ve gecenin çok saatlerinde, geç saatlerinde de kalmak istemiyoruz. Öncelikle bugün 22 Nisan, yarın 23 Nisan yani. Türkiye için, bizim için önemli bir gün. Şimdiden ben hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. 23 Nisan çok özel bir tarih. Yani çocuk bayramı olmasından ziyade. Tarih dersi vermeye niyetli değilim ama ülkenin yaşadığı, yani 23 Nisan öncesinde yaşadığı olayları ve 23 Nisan'a kadar işte İstanbul'dan yola çıkış, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkış, Haziran'da Amasya, Temmuz'da Erzurum, Eylül'de Sivas vesaire devam eden ve İstanbul hükümetten herhangi bir umut olmadığını anlayınca Türk halkının ve ülkenin, vatanın kurtarılması için yeni bir hükümet kurarak işe devam etmenin anlaşıldığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir tarih. Bu sene 100. yıl dönümü. Hepimize kutlu olsun. Nice 100. yaşlara, 100. yıllara diyelim. İkinci bir konumuz, bugün 22 Nisan. 22 Nisan aynı zamanda Dünya Günü. Biliyorsunuz dünyada bir sürü gün var. Takip ediyorsunuzdur. Ama bir de Dünya Günümüz var. Dünya Günü de bugün 22 Nisan. Bu arada ben mesajları da okuyorum. Biz coğrafyacılar da buradayız diye bir mesaj geldi. Ben sanırım o mesajı gönderen bağlanmamıştı henüz. Pek çok coğrafya öğretmenimiz aramızda diye söyledim zaten. Tekrar hoş geldiler. Şimdi ben size kendi ekranımı da paylaşarak artık yavaş yavaş hareket etmek istiyorum. Erdoğan Hoca bu arada özelden mesaj atıyor. Tekrar bağlanacak. Şu anda tekrar bağlandı. Halen şeyler var. Gelişler var. Bu arada ben de teknik bir sorun yaşıyorum. Ekranımı paylaşamıyorum sizinle. Birkaç Merhaba. dakikanızı rica ediyorum. Burada ses zaten kötüydü. Net olarak gördüm ki sessiz alıyorum ama benim sesim net geliyor mu? Sessiz çok şey alıyorum. Önce Erdoğan hocamızın bir sesini kapatayım. O başkasıyla konuşuyor herhalde. Evet. Alabiliyor musunuz? Siz alabiliyor musunuz? Evet, Evet. alıyoruz Erdoğan. Alıyorsunuz ama burada da ses çok
Evet. Yanlış duyamıyor herhalde devrim. Duymuşsun. Evet, şu anda ekranımı da paylaştım sizinle. Efendim? Erdoğan, biz seni duyuyoruz ve görüyoruz ama senin kulaklık ayarlarında bir sıkıntı olmalı. Evet, çünkü burada bir ses bozukluğu olduğu için telefondan girmiştim. Telefonda da bu sefer hiç ses. Başka görüştük ama sonra görüşemedik. Sesin çok parazitli geliyor Erdoğan. O zaman telefonu tekrar edeceğim size ulaşmak. Yazarak. Bir telefonu tekrar edeceğim. Erdoğan, sesini anlamıyoruz. Ben anlamıyorum en azından. Yazarak sohbet kısmından, chat kısmından yazarak şey yaparsan birileri sana yardımcı olabilir. Ben de bu arada yayına başlamış olayım. Sohbete başlamış olayım. Bir dakika tekrar ben tutarttım. Her yerden dinliyorum. Evet, bugün 22 Nisan demiştim. Buradan sesim geliyor mu şu anda? Erdoğan, senin sesin her durumda geliyor ama sen bizi duyamıyorsun galiba. İki taraftan da sesin geliyor. Senden hiç sesim geliyor mu? Erdoğan, geliyor sesin. Evet, ama sen bizi duyuyor musun? Hiçbir şey yok mu? Erdoğan, mesajları okur musun? Erdoğan, bence Duru'yu çağır, Duru halleder. Duru Erdoğan'ın kızı. Evet, tekrar merhaba herkese. 10 dakika gecikmeyle başlıyoruz. Erdoğan hocamız ben konuşurken sorununu çözecektir diye düşünüyorum. Ekranımı da sizinle paylaşıyorum. Bu paylaştığım ekran belki herkesi mutlu etmeyecektir sanıyorum. Ama bu Dünya Günü'nün bu seneki konusu gıda ile ilgili. Ne yediğimiz dünyanın geleceği açısından çok önemli. Ne ile beslendiğimiz. Şu anda aramızda olanlar, tanıdıklarım var. Et yemekten vazgeçemeyenler. Özellikle etle beslenme, yani hayvansal ürünlerle beslenme daha doğrusu, dünyanın geleceği açısından önemli sorunlardan birisi. Ama benim bu konudaki tavrımı beni yakından tanıyanlar biliyor. Ben hani yüzyılların getirdiği alışkanlıklar var ve bu alışkanlıklar bir anda değişmiyor. O nedenle ben şu tavsiyeyle başlamak istiyorum. Hepimiz yapabileceğimizin en iyisini yapmak durumundayız. Herkes et yemekten vazgeçmeyebilir, herkes hayvansal gıda yemekten vazgeçemeyebilir. Alışkanlıklar nedeniyle, değişik nedenlerle. Ama azaltmak da bir çözüm olabilir. Bazılarını yememek bir çözüm olabilir. Daha dikkatli olmak çözüm olabilir. Dünya Günü'nün bu seneki temasına uygun olarak bu konuda katılımcıların tamamından hassasiyet bekliyorum. Erdoğan Hoca bana mesaj atmaya devam ediyor. Birileri, dinleyenlerden birileri, mesela Sevgi, sen Erdoğan Hoca ile temas kurup WhatsApp'tan... Şu an sesini alıyorum Cihan, rahatlıkla. Sen beni duyuyor musun? Duyuyorum, evet. Tamam, şu anda sorun çözdük herhalde. Tamam, sorunumuz gitti. Tamam, sen de şu anda aramızdasın. Problem evet. Yok. Tamam. Şimdi aslında bugünkü yayına başlarken... 23 Nisan'ı söyledik, 22 Nisan'ı söyledik. Size bir video izleterek başlayacağım. Önce o kısa, yaklaşık 4 dakikalık videoyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Bu video
benim bilenler bilir, çektiğim Orman Yolu belgeselinin Muğla bölümünden bir kesit. Orman ekosisteminin oluşması binlerce yıl alan bir süreç. Ancak her zaman kaybetmek kazanmaktan daha kolay. Bazen aşırı sıcaklar, çoğu zaman dikkatsizlik, hatta kimi zaman kötü niyet. Sebebi ne olursa olsun, bir yangının hektarlarca alanı küle çevirmesi yalnızca birkaç saatlik iş. 6 Eylül 2017 tarihinde Muğla ili Menteşe ilçesi Zeytinköy mahallesinde yangın çıktı. Buradaki yerel insanlar tarafından da bilinen Delimemek rüzgarları denilen rüzgardan. O gün bu rüzgar çok etkin bir şekilde Zeytinköy mahallesini ve hemen yakınındaki Dağpınar mahallesini taşıdı. Genel Müdürlüğü'nün tüm ekip ve ekipmanları bu iki köyü kurtarmasının yanında güney tarafta bulunan Kartal Kaynağı'nın ve onun hemen arkasındaki Kupova Körfezi'ne eğer ulaşmış olsaydı çok daha korkutucu bir senaryo olabilirdi. Bu senaryonun oluşmaması en büyük neden personelin ekip ve ekipmanlarının çok düzgün, çok etkili bir şekilde çalışmaları ve ayrıca hava araçlarımızla da tüm gücümüzle burada son ana kadar müdahale etmeleri. Orman yangınlarının 3 farklı türü var. Zemin yangınları sadece çalı, ot ve ağaç döküntülerini yakıyor. Tepe yangınları ağaçların üst kısmında etki. Karma yangınlardaysa hem zemin hem de tepe yangını aynı anda oluyor. Yangına karşı en etkili yöntem onu önlemek. Çünkü çıkan yangını söndürmek ciddi bir emek, zaman ve para demek. Orman yangını ağacından sincabına birçok canlıyı yok eden, durdurulması güç bir katliam. Yangın bittikten hemen sonrasında bir an önce köyü ve çevresini yeşillendirmek amaçlı çalışmalara başladık. Bu çalışmalar sırasında ilk önce mevcut yollar düzeltildi ve bu yollar haricinde oradaki sahanın içerisindeki malları alabilmemiz için sürükme yolları, kesim için yollar yapıldı. Ve bu yollardan sonra bir an önce damgası yapılarak saha boşaltıldı. Boşaltıldıktan sonra tüm bu alana yani 250 hektarlık sahaya 2500 kilogram buranın mevcut türü olan kızılçam tohumları atıldı. Bir orman yangınının gücünü ve büyüklüğünü ancak ona yakından tanık olan, o yanık kokusunu duyan anlar. Ama yangının yarattığı yıkımı anlamak için küle dönen bölgeye bakmak yeterli. Cehennemin ateşiyle tasvir edilmiş olması tesadüf değil. Bir ormanla birlikte bin yıllar içinde şekillenmiş bir habitat da yok olur. Bir yaşam pınarı kurur. Orada yeni bir yaşam yaşatmakse beslenebilecek tek umuttur. Evet, bu videoyu şu amaçla gösterdim sizlere. Malum Nisan ayındayız. Her ne kadar bu korona virüs vakası gündemimizi bütünüyle allak bullak etmiş olsa da muhtemeldir ki, istemiyoruz ama muhtemeldir ki çok kısa bir süre içerisinde orman yangınları başlayacak. Yeni bir yangın sezonuna doğru gidiyoruz ve her yangın sezonunda biz ormancılar aynı şeyleri konuşmaktan, aynı şeyleri söylemekten ama maalesef aynı yanlışların, biz onlardan bıkıyoruz ama kamuoyunda aynı yanlışlar tekrar tekrar dile getiriliyor. Tekrar tekrar dile getiriliyor. Orman yangınları konusunda gerçekten olağan dışı bir bilgi kirliliği var ve bu noktada bugün birkaç şey söyleyerek sohbete başlamak istiyorum. Erdoğan Hocam, bu arada sana yaklaşık bir 20 dakika sonra sana geleceğiz. Sen o zamana kadar rahat olabilirsin.
Bunlardan birincisi orman yangınları, aslında doğal çıkan orman yangınları tabii ki. Doğal olarak aslında biz orman yangını diyoruz ama literatürde, yani yabancı literatürde wildfire, yani yabanıl alan yangını olarak geçiyor bunlar. Yani illaki orman yanmak zorunda değil. Yabanıl alandaki her türlü yangın bu kapsamda ele alınabiliyor. Doğal olarak da çıkabilir. Yıldırım düşebilir, çıkabilir. Örneğin bir yanardağ faaliyeti olabilir, çıkabilir. Buna benzer nedenlerle doğal orman yangınları, yeni bağlananlar mikrofonlarını kapatırsa... Şey, benim kapıyı görüyor mu orası? Görüyor mu orası? Yeni bağlananlar beni duyuyorsa mikrofonlarını kapatabilir mi? Ya da ben şuradan kimin mikrofonu açıksa ben kapatmaya çalışayım. Evet, şu anda bütün mikrofonlar kapalı görünüyor. Erdoğan Hocam, senin mikrofonun kapalı ama seninkini kapatmıyorum çünkü bir daha açamayabiliriz. O tabii bence de. Bir daha denemeyelim onu. Seninki öyle hocam, kalsın. Şimdi hocam, Cihan Hocam. Efendim. Siz şu anda kapatabilirsiniz. Erdoğan Hoca kapatmasın. Siz şuradan kapatabilirsiniz. Tekrar ona söz verdiğinizde açabilirsiniz. Ben kapatabiliyorum ama kişinin mikrofonunu ben açamıyorum. Erdoğan Hocam'ın açılması gibi. Açabilirsiniz hocam. Erdoğan Hocam sessiz duruyor. Sorun yok. Orada kalsın. Tamam. Onunki kalsın. Şimdi orman yangınları doğal olarak çıktığında, Doğanay Hocam da aramızda, belki o da sonra bir şeyler söylemek ister. Aslında ekolojik döngülerin bir parçası. Ve hatta bazen orman yangınları ekolojik faydalar da yaratıyor. Bu benim alanım değil. Ben geçen hafta zaten bir ekolog olmadığımı söylemiştim. Hatta Doğanay Hocamızın şu sözünü de söylemiştim. Kim ben ekologum derse o ekolojiyi bilmiyordur diye Doğanay Hocamın bir sözü var. Ama ben gerçekten ekoloji çalışan birisi değilim. Her ne kadar bu sohbetlerin adı ekoloji sohbetleri de olsa. Mesela öyle bitki türleri var ki sadece yangından sonra gelişebiliyorlar. Ya da yangından sonra ağaçların tepe çatısı açıldığı için... gölgeye dayanıklı olmayan ve normalde ormanda yetişemeyen bazı bitki türlerinin çok daha rahat gelişebildiğini biliyoruz. Veya benzer şekilde orman yangınlar sonucu açılan açıklık alanlarda besin zinciri açısından çok daha değerli bitki çeşitliliğinin ortaya çıkabildiğini biliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu hoca ne demeye çalışıyor? Ormanları yakalım mı? Hayır. Bundan söz etmiyorum. Söz etmeye çalıştığım şey, orman yangınları, doğal çıkan orman yangınları aslında ekosistemin bir parçası. Zaten yangınlar son zamanlara kadar her yerde çıkmıyor. Geçen sene Sibirya'da çok fazla orman yangını çıktı. Biliyoruz, çok alışıldık şeyler değildi. Ama yangınların bol çıktığı coğrafyalarda, habitatlarda, ekolojik bölgelerde orman yangınları zaten ekosistemin bir parçası ve o sistemde yaşayan hayvanlar, bitkiler bütünüyle bu sisteme entegre olmuş. Yani bir örneğin orman yangınları istilacı türlerin yayılmasını da engelleyen bir faktör. İstilacı hayvan ve bitki türleri var. Yerel türleri baskı altına alıp tek tipleştiren. Ama bunlar bir yangın bölgesine geldiği zaman yangına dayanıklı olmadıklarından, örneğin bir bitki türü, istilacı bir bitki türü bütün alanı yerli türleri ortadan kaldırarak egemenliği altına aldığında bir yangında bu istilacı türün yangına dayanıklı olmadığı için ortadan kalktığını ve tekrar yerli türlerin ön plana çıktığını görebiliyoruz. Türkiye'de çıkan orman yangınlarının Ege ve Akdeniz kuşağında İstanbul'a kadar, Antakya'dan başlayın İstanbul'a kadar her yerde bolca orman yangını çıkıyor. Kıyı şeridinde ve içerilere doğru. Sonrasında aslında yine yanlışım varsa Doğanay Hoca beni düzeltebilir ama biz ormanları yani yanan alanları kendi haline bıraksak aslında ekosistem kendisini tamir edecek ve belki de çok daha dayanıklı bir ekolojik yapı ortaya çıkacak. Çünkü o bölgenin genetik kodlamasından yayılan tohumlarla ya da işte sürgünlerle bitkiler, hayvanlar yeniden gelişecekler. Ama Türkiye'de
İşte yanan orman alanlarını bizi bilenler bilir, biz sözümüzü sakınmayız. Eleştirilecek bir şey varsa mutlaka eleştiririz ama bir şehir efsanesi var. Yanan orman alanlarına işte otel yapılıyor, işte yerleşime açılıyor vesaire diye. Bir defa şunu söyleyeyim, bir orman alanına otel yapmak için ormanı yakmaya hiç gerek yok. Turizmi Teşvik Kanunu diye bir kanunumuz var. O kanunun 8. maddesi var. Ve o maddeye göre turizm alan ve merkezlerinde yatırımcılar rahatlıkla, yani rahatlıkla derken tabii ki bir takım prosedürleri yerine getirerek orman alanlarına turistik tesis yapabiliyorlar. Ama yanan alanlara herhangi bir inşaatın yapılması anayasa engeli açısından mümkün değil. Anayasanın 169. maddesi yanan orman alanlarının derhal ormanlaştırılmasını emrediyor. Şunu söyleyebilirsiniz hocam, bu ülkede yani kanunlar ne derece uygulanıyor ki bu uygulansın? Bu uygulanıyor. Yani yanan orman alanları aslında, bakın, anayasa diyor ki yanan orman alanları derhal ağaçlandırılır demiyor. Derhal ormanlaştırılır diyor. Aslında biz pek çok bölgedeki yanan alanları kendi haline bıraksak çok daha sağlıklı yeni ormanlar gelişecekken toplum baskısı nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü'nün bir an önce ağaçlandırma yapmak gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmasına yol açıyoruz. Biraz önceki belgeselde konuşan Beril Öztürk, Doğanay Hocam tanıyacaktır. Sorularınızı bu arada ben mesajları okuyorum. Sorularınızı yazarsanız ben görürüm. Yani yazılı soruları ya anında cevap veririz ya da sonrasında cevap veririz. Doğanay Hocamların, yani Toprak İlmi ve Ekoloji Kürsüsü'nde asistanlık da yaptı. Daha sonra hayat şartları onu fakülteden ayrılmak ve Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışmak durumunda bıraktı. Söylediği bir şey vardı. Biz yangından sonra hemen buraları yeşillendirme çalışmalarına giriştik dedi. Bu kulağa hoş gelebilir ama aslında hoş olmayan bir şey. İnsan müdahalesi hiçbir zaman doğanın kendi kendini tamir etme olasılığı varsa, rejenere etme olasılığı varsa ondan daha etkili sonuçlar ortaya çıkarmıyor. O nedenle toplumun mesela Ayvalık yangınını hatırlayın. Haluk Levent de katılarak büyük kampanyalar filan düzenlenmişti ağaçlandırma için. Oysa biz ağaçlandırma yaptığımızda çok büyük miktarlarda fidan gerektiği için genetik kodlarının ne olduğunu bilmediğimiz tohumlardan üretilmiş binlerce ya da yüz binlerce fidanı oraya uygun olup olmadığını bilmediğimiz genetik kodlara sahip fidanları getirip bir an önce bölgeyi ağaçlandırarak ekosistem açısından aslında son derece zararlı bir şey yapıyoruz. Dediklerim yanlış anlaşılmasın. Orman yangınları ekosistem için ekosistemin bir parçasıdır derken söylediğim sadece doğal orman yangınları. Ama Türkiye'deki yangınların %90'ından fazlası insan etkisiyle çıkıyor ve çok fazla yangın çıkıyor. Dolayısıyla bu yangınlarla elbette mücadele etmek, mümkünse yangınların çıkmasına engel olmak ama engel olamıyorsak da hızlıca söndürmenin bütün tedbirlerini uçaksa uçak, helikopterse helikopter, teknik olarak ne gerekiyorsa, işçi ise işçi, bütün bunları almak gerekir. Karadeniz bölgesinde yanan ormanlarda villalar. Evet, işte bunlar, yani sosyal medya bilgileri, sosyal medya maalesef böyle bir kirliliğe de yol açıyor. Karadeniz'de sanırım Sürmene'deydi. Yanan orman alanında villa falan yapılmadı. Onun yanındaki bir alanda yapıldı. Yani sosyal medyadan aldığımız bilgilerin %100 doğru olduğuna inanmayalım. Bir tek Bodrum Güvercinlik Koyu'nda bu arada diğer katılımcılar kendi ekranlarını paylaşmaya çalışmasınlar lütfen. O zaman kargaşa çıkıyor. Yapılmış bir otel var yanan alanda. Onunla ilgili yapılan açıklamada tek istisnası gibi görünüyor. Orada orman sağlıklıyken otel yapma izninin verildiği, daha sonra yangının çıktığı
Ama önceden verilmiş hakkın baki olması, kazanılmış hak olması nedeniyle yanan o alanda otel yapıldığına ilişkin açıklama var. Bizim bildiğimiz başka bir örnek yok. O nedenle söylemek istediğim şu, aslında bu toplantıya, bu sohbete katılanlar bilinçli insanlar. Yeni bir yangın sezonuna giriyoruz. Bu yeni yangın sezonuna girince yangınlar başlayacak, istemiyoruz ama olacak. Ege'de, Akdeniz'de çok sık yangın çıkacak. Bu yangınlarda işte bir an önce yanan alanların ağaçlandırılması gerekiyor. Bir an önce işte yoksa oralarda oteller yapılır, villalar yapılır gibi çok gerçekle örtüşmeyen bilgilere itibar etmeyelim. Orman Genel Müdürlüğü'nü eleştirdiğimiz her noktada eleştiriyoruz biliyorsunuz. Korunan alanlardan odun üretimine kadar birçok noktada yerden yere vuruyoruz ama yanan orman alanlarının yapılaşması gibi bir tehlike en azından şu anda Türkiye'de yok. Sesimin yankılandığı söyleniyor. Sanırım şundan oluyor. Erdoğan Hocam'ın mikrofonu açık olduğu için benim sesim Erdoğan Hocam'ın mikrofonundan tekrar, daha doğrusu Erdoğan Hocam'ın hoparlöründen mikrofona gidiyor. Ondan oluyor olabilir. Kulaklık takıyorum, olmaz sanmıyorum. Ama başka açık mikrofon var mı? Ona bakayım. Başka da açık mikrofon yok. Yani çok yapabileceğimiz bir şey yok bu konuda. Dolayısıyla orman yangınları konusunda biraz soğukkanlı olun. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Evet, yani Muğla güvercinlik, bu arada ben gelen mesajları okuyorum. Muğla güvercinliği söyledim zaten oradaki durumla ilgili olarak. Yalnız sorularınızı böyle kesik kesik değil de tek bir mesajla yazarsanız ben hem konuşup hem onları, yani 5 tane mesajı peş peşe okumam mümkün değil. Yani tek bir cümleyi, anlamlı bir cümleyi tek mesajla yazarsanız tek bir seferde okumuş olurum. Benim için de kolaylık olur. Mesela orman yangınları konusunda Orman Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerle oynadığını tahmin ediyorum. Çünkü Orman Genel Müdürlüğü'nün verdiği istatistikleri güveniyor olmakla, güvenmek zorunda olmakla birlikte, çünkü orman yangını istatistiklerini tutan başka bir kuruluş yok. Gerçekten de Orman Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine baktığımızda diğer Akdeniz ülkelerine göre Türkiye'de orman yangınlarının hem sayıca hem alanca işte Yunanistan'la, Fransa'yla, İspanya'yla, hele hele Portekiz'le karşılaştırıldığında çok çok düşük oranda olduğunu görüyoruz. Ama bu istatistiklere ne kadar güvenebiliriz? Soru bu. Ben güvenmiyorum. Bu benim kişisel fikrim ama bu fikrimi de bir veriye dayandırıyorum. O veri de şu: Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi diye bir bilgi sistemi var. Avrupa Birliği'nin bünyesi altında, Avrupa Komisyonu'nun bünyesi altında çalışan Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi, ülkelerin kendi verdikleri yangın istatistiklerine yayımlamakta ve her yıl bir yangın raporu yayımlıyorlar. Aynı zamanda uydu görüntülerinden alınan verilerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan istatistikleri de yayımlıyorlar. Şimdi ülkelerin karasal veriyle, daha doğrusu karasal yöntemlerle elde ettiği veriler ve uydulardan alınan uydu yöntemiyle, uyduların incelenmesi yöntemiyle oluşan verileri karşılaştırdığımızda, örneğin Fransa'da, İspanya'da, Portekiz'de çok büyük bir fark görünmüyor. Yani veriler birbiriyle uyuşuyor. Ama bizim Orman Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilerle Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi, bu arada benim o da merhaba diyecek galiba, kedim merhaba demek istiyor, alttan beni tırmalıyor, o da size bir merhaba desin. Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin açıkladığı veriler arasında açık ara fark var, çok ciddi farklar var ve tabii ki Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin uydu görüntülerine dayanarak saptadığı rakamlar Orman Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı rakamlardan çok çok daha fazla. Özetlemek gerekirse yangın ciddi bir konu. Yangına karşı her türlü tedbiri almamız lazım. Ormanların yanmasına izin vermememiz lazım. Ama yangın yani ekolojik olarak bir felaket de değil. Evet,
Hayvanlar yanıyor, birdenbire ortalık kapkara oluyor, bir gri görüntü oluşuyor. Ama ekosistem, eğer biz insanlar olarak ekosisteme müdahalelerimizi minimuma indirebilirsek, hatta hiç müdahale edemezsek, doğanın bu tür ortamlarda, örneğin Türkiye'nin Egzantinis kuşağında kendi kendini onarabilmek gibi bir yeteneği de var. Şimdi Erdoğan hocama sözü vermeden önce, geçen hafta da size kitaplar tanıtmıştım. Bu hafta sadece bir tane kitap tanıtacağım. Çok beğendiğim kitaplardan birisi. Bu İngiltere'deki meşhur Kew Royal Botanic Garden tarafından yayımlanan Bitki Avcıları isimli kitap. Bu kitap Türkiye İş Bankası tarafından, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından Türkçe'ye çevrildi. Tarihin en büyük botanik kaşiflerinin maceraları var bu kitabın içerisinde. Ve bu kitabın içerisinde şu anda arkamda gördüğünüz bazı tıpkı basımlar da var. Tarihi eserlerden alınmış. Şöyle biraz çekilirsem, şurada turunçgillere ait bir soy ağacı var. Şurada bir bitki türünün elle çizilmiş, yani tarihsel dönemler, yani 1800'lerde, 1700'lerdeki yayınlarda çizilmiş tıpkı basımları var. Burada da Madagaskar'da yetişen bir ağacın Kew Royal Botanic Garden'ın herbaryumundaki kaydından bir örnek var. Bu kitabın içerisinde bu tür tıpkı basımlar da var. Ve oldukça keyifli bir okuma kitabı meraklı olanlara. Ben bu okuma, mesela bunlardan bir tanesi hikaye Carolus Clusius isimli bir botanikçiye ait. Bu botanikçi 1500'lü yıllarda yaşıyor. Niye bunu seçtim derseniz, bu kişi Türkiye'den laleleri Avrupa'ya taşıyan kişi. Botaniğe çok meraklı ve botaniğe meraklı olduğu için, o dönemlerde aslında botanik şöyle, bir hobi mahiyetinde yapılıyor botanik. Bir bilimsel içeriği çok fazla yok. Zamanla bir bilim haline geliyor. İnsanlar işte merak ediyorlar. Etraflarındaki bitkileri, çiçekleri ya da tabii böcekleri merak edenler entomolog oluyor. İşte bitkileri merak edenler botanik çalışıyorlar vesaire. Aslında çoğu bunların hepsini çalışıyor. Bu Carolus Clusius çok ciddi miktarda Türkiye'den lale götürerek önce Fransa'da, Viyana'da lale bahçeleri kuruyor. Daha sonra da Hollanda'ya giderek lale kültürünün Avrupa'ya yayılmasına ve özellikle Hollanda'nın bir lale merkezi haline gelmesine yol açıyor. Lalelerden bahsetmişken, laleleri hepimiz biliriz, renk renktir. Çok çeşitli, yani sarısı vardır, beyazı vardır, siyahı bile var biliyorsunuz. Simsiyah laleler oluyor. İşte moru vardır, eflatunu vardır vesaire. Bir de çizgili laleler vardır, biliyorsunuzdur belki. Yani tek bir renk değil de çizgili diye düşünmeyin. Tam çizgili lale denilir ama renklerin dalgalandığı laleler vardır. O laleler gündemimizle alakalı diye o bilgiyle ben sözlerimi tamamlayayım. Aslında lalelerin doğası değil. Laleler doğal olarak o renkte olmuyorlar. Ama bitkilere zarar veren bir ne var? Şu anda bize zarar veren ne var? Bir virüs var. Bitkilere zarar veren bir virüs var. O virüs lalelerde ve zambaklarda renk pigmentlerinin doğası, yani çok açıklamasını bilimsel olarak yapacak seviyede bilmiyorum ama özetle o virüs bazı lale türlerinde ve bazı zambak türlerinde rengin bozulmasına ve dalgalı, çizgili, gölgeli bir renk oluşmasına yol açıyor. Hazır virüslerde bu kadar haşır neşir olmuşken bu bilgiyi de aktarmak istedim. Ama şu kitabı tekrar gösteriyorum, Bitki Avcıları. Tarihin en büyük botanik kaşiflerinin maceraları meraklılara şiddetle tavsiye edilmez, değil mi? Şiddetle tavsiye etmek doğru. Bakın tıpkı basımların da burada görünüyor. İçinde ne tür tıpkı basımlar var. Oldukça okuyacağınızı düşünüyorum. Tabii belki bunun orijinalini, yani İngilizce orijinalini de elde etmek mümkün olabilir. Erdoğan hocam, hazır mısın? Hazırım.
Ben ortamı ısıttım. As solist olarak evet. Sana sözü vermek istiyorum. Bugün Erdoğan Atmış aramızda, Profesör Doktor, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesinden. Yıllara dayanan dostluğumuz var, arkadaşlığımız var, gönül bağımız var. Erdoğan Hocam aynı zamanda bir üniversite öğretim üyesi olmakla birlikte aynı zamanda da bir sivil aktivist diyeyim. Sanırım yanlış olmaz. Tabii ki doğa sorunlarına, çevre sorunlarına karşı mücadele veriyor ve özellikle de Bartın Platformu ile birlikte, Bartın Platformu Yürütme Kurulu üyesi kendisi. Yıllardır, kaç yıl olduğunu ben unuttum. 10 yıl oldu mu Erdoğan Hocam? Başlangıçtan bugüne daha da fazla oldu belki. Bartın Platformu olarak 10 yıl ama mazisi 21 yıl önceye gidiyor. Tamam. Şimdi rol çalmayayım senden, sen anlatırsın. Yıllardır Amasra'da, Amasra gibi, kızım dur, bu da azdı. Kedim şu anda beni rahat bırakmıyor. Sanıyorum ki ilgiyi kendine çekmeye çalışıyor. Hani Amasra deyince akla ne gelir? Hani Fatih'in ünlü sözü vardır ya, Lala Çeşmi Cihan bu mu ola diye. Erdoğan Hocam öyle değil mi? Lala Lala Çeşmi Cihan bu mu ola? Lala evet, tabii ya, şey. Evet. Aslında çocuk bakıcısı ama padişahın çocuğuna bakınca, yani onun eğitimiyle ilgilenen tabii ki şehzadelerin eğitimiyle ilgilenenlere Lala deniliyor. Demek ki o Amasra'yı ilk tepeden gördüğünde iki göz gibi görünür çünkü. Karayla denizin birleşmesi. La 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 Çeşmi Cihan bu mu ola diye söylemiş. Öyle güzel bir doğa ve kültür bölgesine bir termik santral yapılmaya çalışılıyor. Yöre halkı da, Amasra ve Bartın halkı da bu termik santrale karşı yıllardır bir mücadele veriyorlar. Bakalım o mücadele ne durumda? Erdoğan Hocam ben görüntüyü bir saniye. Şu anda görüntüm yansımadı değil mi? Görüyoruz seni. Beni görüyorsunuz da slaytları görmeniz lazımdı. Slayt görmüyoruz. Ben göremedim. Gören hocam, varmış. Hocam sağ tarafta 3 nokta tamam. Var. Hayır, bir başkası ekranı şu anda düzeltiyorum. Bir başkası ekranı paylaştığı için şu anda görmeniz lazım. Şimdi göreceksiniz. Erdoğan Hocam senin slaytların göründü. Söz sende. Evet. Bana ileride dersen ben slaytları oynatırım. Tamam. Öncelikle ben özür dilerim teknik sorundan ötürü. Çünkü birden giremedik yayına. Önce Abricus 9.30'da kontrol etmiştik durumu seninle. Daha sonra neden o sorun oldu bilmiyorum. Artık bu yeni teknoloji. Tam o sırada Twitter'da şu şeyi gördüm. Zoom mikrofonu açık kalan Galyerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansımış. Yani buralarda her türlü teknik sorunla karşılaşabiliriz. Ben özür diliyorum. Kimse küfür etmesin o zaman. Tamam, dikkatli olalım yani, her türlü şey olabilir. Tabii çok güzel bir şey yapıyorsun Cihan. Hepimiz evlere kapandık. Eskiden seyahat ederdik, toplantılara giderdik falan. Televizyonlarda katılanlar olurdu, radyo programlarına. Hepsi yattı biliyorsun. O yüzden buradan biz tekrar Bartın'ın sesini ilgili bir kesime, gerçekten ilgilenip buraya katılan insanlara ulaştıracağımız için senin aracılığıyla teşekkür ediyorum. Şu anda aramızda zaten Bartın Platformu Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlarım var. Bunlardan biri zaten Amasra Belediye Başkanımız Recai Çakır, o da var. Onun dışında tabii avukatlarımız var içinde. Ekoloji Kolektifinden arkadaşlarımız var. Bir de bir adil dönüşüm projesi var. En son da onu söyleyeceğim Amasra ile ilgili. O projeden arkadaşlarımız var. Onlar da izliyorlar bu programı. Tabii bizim 21 yıl önceye gidiyor bu Hattat Holding, Amasra'ya termik santral yapmak isteyen şirketle maceramız. İlk 21 yıl önce geldiler aslında. O zaman 150 megawattlık bir termik santral yapacaklardı. Bu 150 megawattlık termik santrali de Amasra'daki Türkiye Taş Kömürleri İşletmesi'nden satın alıp elektrik üreteceklerdi. Çok hazırlıksızlardı. Biz onları bir toplantıda epey bir rezil ettik açıkçası. Sonra bir daha gelmediler. 2006'da geldiklerinde, 2005'te geldiklerinde biz burada kömür çıkaracağız dediler.
termik santral yapmayacak mısınız dedik. Hayır, biz sadece kömür çıkaracağız dediler. Devletten 20 yıllığına Amasra B sahası denen, içinde 500 milyon ton kömür rezervli olan, taş kömür rezervli olan bir sahayı kiraladı 20 yıllığına 2005 yılında. Daha sonra da bu izinleri hallettikten sonra da termik santral başvurusu yaptı 2009'da. 2009'dan beri bu son etapta uğraşıyoruz. Ona karşı mücadele eden çeşitli dernek, o da inisiyatifler 2010'da, 9 Nisan 2010'da bir araya geldiler ve Bartın platformunu kurdular. Şimdi ben bugünkü sunumda iki şekilde, ya Amasra'da termik santral nasıl bir proje, ondan sonra da buna karşı nasıl mücadele edildi, bugüne nasıl gelindi, onları anlatacağım. Tabii şu anda bir fotoğraf görüyorsunuz, kapak fotoğrafımızı. Burada çeşitli fotoğraflara inanın, bunların her biri farklı bir günden, farklı bir zamandan. Yani o son 10 yıl içindeki farklı etkinliklerden seçerek koymuşum. Buradan devam edebiliriz slaytlara. Tabii biz Amasra'ya gelmeden önce bir enerjiye, kömüre bir bakmamız lazım. Bu Almanya'nın Çevre Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bir karar, rapor. 2050'de Almanya'da %100 yenilenebilir enerji diyor. Yani rüzgar, güneş ve benzer yenilenebilir enerjiler diyor Almanya. Ve kömürü terk ediyor. Neden terk ediyor? Artık çünkü kömür sağlığa zararlı, çevreye zararlı ama artık ekonomik de değil. Yani teknoloji o kadar gelişti ki artık bunların ürettiği elektriğin maliyeti daha pahalı. Yani sadece çevresel maliyetleri, sağlık maliyeti değil mi? Demiyorum, ekonomik anlamda da, yani ekonomik dediğimiz anlamda da daha pahalı. Yani rüzgara, güneşe ve benzer enerji. Ve o yüzden kapatıyorlar. Bir sonraki slaytta da görebiliriz. Mesela bir tane Almanya'daki bir slayt, 8 tane termik santralin kapatma kararını açıklamış bu Reuters'tan bir haber. Buna benzer onlarca haber sergileyebiliriz zaten. Bunu geçebiliriz. Yani Avrupa'da, sadece Almanya'da değil, Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde, işte ayrılan İngiltere'de, İskoçya'da, yani onun bir parçası olan Birleşik Krallık'ın birçok ülkede var olan termik santraller, kömürlü termik santraller kapanırken ve yenisi açılmazken, Türkiye'de bakın bu tabloda Doğu Eroğlu'nun vermiş olduğu bir haberdi bu. 2002-2013 arasındaki dönemle 2013'ten 16'ya kadar 4 yıllık dönemde, yani şu 4 yıllık dönemde önceki 11 yıllık dönemden daha fazla sayıda termik santral yapımına ülkemizde başlanmış. Bir sonrakinde Türkiye'deki yayılışını göreceğiz. Bu yayılışta da baktığımız zaman yani burada da ülkenin şu şekilde bölüşüldüğünü görüyoruz. Kıyılar var, kıyılarda termik santraller var ve iç bölgelerde termik santraller var. Kıyılardaki termik santraller ithal, genellikle taş kömürüyle çalışan termik santraller. Yani gemiyle gelecek Kolombiya'dan, Rusya'dan veya benzer ülkelerden Türkiye'de bu kömür yanacak ve ondan sonra da elektrik üretecek şirketler para kazanacaklar. İç bölümlerdeki termik santraller, ki Konya'yı çok yoğun görüyorsunuz, Karaman, Konya, işte orada değişik Karapınar havzası var. Buralarda aslına bakarsanız çok düşük kalorili kömür var, 1000 kalorili. Yıllardır bilinen bir kömür bu. Ama yeniden keşfettiler bunları son 5 yılda, 10 yılda ya da işte sanki bir yeni bir keşifmiş gibi. Neden? Çünkü bu kömürü, bu ucuz, değersiz kömürü termik santralde yakarak işte patronlara belli bir para kazandırmanın yolunu buldukları için yeni bir keşifmiş gibi gösterdiler. Bunlar genelde de lignit kömürleri, iç bölgelerdeki kömürler. Buna Soma'yı, Maraş'ı katabiliriz. Değişik coğrafyalarda bu artıyor. Son yıllarda bu tür üretimlerde artıyor. Şimdi buradan devam edebiliriz. Amasra haritada görünüyor. Amasra'nın merkezi, kent merkezi ve hemen onun 2 kilometre batısında, 2-3 kilometre batısında yapılmak istenen santraller var. Şimdi burada aslında 4 tane santral görünüyor. Neden 4 tane santral görünüyor? Çünkü aslına bakarsanız 2009 yılında yapılan termik santral, 2 termik santral, 1320 megawatt, toplam 2640 megawatt termik santrallerin için ÇED süreci başlatıldı. Bunlar için bir tanesinin üretim lisansı vardı, diğerinin yoktu. Ama ÇED süreçleri başlatıldı. Biz ona çok büyük itirazlar ettik. İşte biraz sonra onun fotoğraflarında göreceksiniz, mücadelesini ettik. Ve 2010 yılının Eylül ayında o süreç durduldu. Dendi ki bu yöre, Amasra'daki bu alan termik santrale uygun değildir dendi. Ve bu devreden kalktı. Ama
Bakın 2013 yılında tekrar aynı yere, bakın hepsi iz düşüyor yani. Aynı alanlara tekrar bu sefer farklı isimlerde iki termik santral geldi. Daha öncekiler biri Bartın termik santraliydi, biri Amasra termik santraliydi. Daha sonraysa Hema termik santrali ve Batı Karadeniz termik santrali geldi. Ama bunlardan Hema termik santralinin ÇED başvurusunu 2013 yılında başvurdular ve o devam etti. ÇED süreci kabul edildi. ÇED'in kararı oldu. 12 ayını biraz sonra anlatacağım. Diğerini ise o sürerken başvurdular Batı Karadeniz Termik Santrali'ne, ama daha sonra ÇED sürecinde buna olumsuz rapor verdiler. Neden? Dediler ki bu Batı Karadeniz Termik Santrali daha önce 2010 yılında yeri uygun bulunmayan Bartın Termik Santrali aynı yerdedir diye. Yani böyle garip bir şey yaptılar, ama bu ayrıntılara girmeyeceğim burada. Buradan devam edelim lütfen. Tamam, biz neden itiraz etti bu termik santrallere? Bir kere ekonomik değil. Hem yöre ekonomisini olumsuz etkiliyor, hem de artık termik santraller ekonomik değil. Toplumsal maliyetleri çok büyük. Hukuksal anlamda uygun bir şey değil ve çevresel sorunları var. Buradan devam edebiliriz. Ama ilginç olan şey, şirket geldiği zaman 1999'da 150 megawatt, 2005'te biz termik santral yapmayacağız, sadece kömür çıkaracağız dedi. 2007'de 600 megawatt oldu bu termik santral. 2008'de 1320, sonra 2009'da 2640, 2010'da tekrar 2640'lık iki termik santral. 2012'de 4000 megawatt, 2013'te 5000, 2013 Şubat ayında, bakın bir ay sonra 6400 megawatt. Yani bu tür şirketler bir yere geldikleri zaman önce küçükle başvuruyorlar, sonra ellerini artırıyorlar ve bizdeki 6400 megawatta kadar kuracaklarını söylediler. Bunun benzeri Zonguldak Çatalağzı'nda var. Başlangıçta yanılmıyorsam onlar da 150-200 megawattla başladılar. Sonra ikincisini yaptılar, üçüncüsünü yaptılar, dördüncüsünü yaptılar, beşincisini, altıncısını yapmak istiyorlar. Yani bir yere böyle çivi çaktıkları zaman gerisi geliyor. Bizdeki örnekte böyleydi. Bir sonraki slayta bakarsak. Şimdi tabii nasıl geliyor bu şirketler geldikleri zaman? Biz bu geri kalmış yöreyi kalkındıracağız diye geliyorlar. Bu geri kalmış yöreyi kalkındıracağız. Bakın, Hattat Holding Bartın'a 2 milyar euro yatırım diyor. Bu oradaki, o zamanki iletişim sorumlusu böyle bir açıklama yapıyor. Alttakinde miktar Hema'dan Bartın'a 3,5 milyar euro. Yani arada 1,5 milyar euro fark var, ama arada 15 gün fark yok. Yani bakıyorlar 2 milyar euro yerel gazetelerde açıkladılar, bir tepki olmadı. Ondan sonra 3,5 milyar euro. Yani bunu 1,5 milyar euro arttırdılar 10 günde, 10-15 günde. Yani bu şekilde yöre halkının kafasını bir şekilde etkilemeye çalışıyorlar. Sonrakine bakalım. Tabii bunlar hem bunu yaparken ne yapıyorlar? İşte iş vaat ediyorlar. Gerçekten bizde de Bartın Amasra'da da geçmişte madenciliğe dayanan bir istihdam vardı. Sonra yani bunlar tasfiye oldu çoğunlukla. İşçi sayısı azaldı. Bazı madenler kapatıldı. İşsizlik artmıştı. Tabii onlar buna ilaç olarak geliyorlar. 11 bin kişiye iş vaat ediyoruz diyorlardı. Biz o sıra onların ÇED başvurusuna baktık. 2640 megawattlık bir tek başvuruları vardı. Bir şeye daha basarsanız, bir şey daha gelsin alt tarafa. Bakın orada baktık ki bu termik santralde çalışacak insan sayısı işte hafriyat ve inşaat sırasında belli bir miktar, ama normal bir termik santralde 800 kişi falan çalışacak en fazla. En fazla şey, bunu açıkladık insanlara. Yani onların hazırlamış olduğu raporları bizler inceleyerek kamuoyuyla, bakın bunların verdiği bilgiler doğru değil, bakın burada verdikleri bilgi tam tersi şeklinde taze taze paylaştık. O yüzden bu örnekleri aldım. Devam edelim. Tabii biz şunu hesapladık. 2640 megawattı. İki tane termik santral vardı o zaman. Bunun için 6,5 milyon ton kömür yakmak gerekiyor. Amasra'da 6,5 milyon ton kömürü yakmak için 13 milyon ton kömür çıkarmak gerekiyordu. Neden böyle? Çünkü Amasra'da çıkacak kömürün kalorisi, bunların kullanacağı kalorinin yarısıydı. Yani çıkacak kömürü onların bizim lavvarlama işlevi dediğimiz bir işlevden geçirip ondan sonra termik santrali yakabileceklerdi. O zaman dedik ki siz bu 13 milyon ton kömürü nereden bulacaksınız?
Ve bir de sözleşmelerine baktık. Sözleşmelerinde de 20 yılda 56 milyon ton kömür çıkarmaktan bahsediyordu. Bu da yılda 2,8 milyon ton kömür ediyordu. Aradaki 10 milyon ton kömür nereden bulacaksınız diye sorduğumuz zaman bir cevap veremediler bize. Fakat bir sonraki slayta bakarsak cevap hazırdı aslına bakarsanız. Cevap hazırdı çünkü bir de liman vardı projeleri. Ayrı yürüttükleri, ÇED sürecini ayrı yürüttükleri bir de liman vardı. Bu limanı niye yapıyorsunuz diye sorduğumuz zaman bu limanı dediler ki biz burada kömür üreteceğiz. Fazlasını da satacağız, ihraç edeceğiz. Bakın yani zaten 10 milyon ton kömür açıkları var. Yani kendi sözleşmelerine göre. Yani bunu bir yerden sağlamaları gerekiyor. Bir de liman yapıyorlar ve burada diyorlar ki biz üreteceğimiz kömür satacağız. Yani çok açıktı ki bu limanı da ithal kömür getirmek için yapıyorlar. Hatta daha da ileri gidersek burada açtıkları kuyulardan da kömür çıkarıp burada yakmayacaklardı. Bunu biz açıkladık kamuoyuna. Zaten öyle de oldu. 2005 yılında yapılan bu sözleşmede sene 2020, 15 yıl oldu. Daha 1 kilogram kömür çıkarmadılar. Çünkü onların derdi burada yerleşip bu termik santrali inşa etmek. Devam edelim. Burayı çok hızlı geçelim çünkü anlatım içinde var bunlar. Şimdi biz aslında bu tür şeyleri bilimsel verilere dayandırmaya çalışmıştık. Bunlardan biri Zonguldak Karayelmas Üniversitesi'de o zaman onların yapmış olduğu Bartın ekonomisini değerlendiren bir çalışmada açıkçası termik santralin Bartın ekonomisine en zararlı faktör olduğu yazıyordu. Bakın bilimsel bir çalışmada SWOT analizi yapmışlar. Orada devam edersek bir başka çalışmaysa daha da ilginç. Üniversite çalışması da değil, devletin bir çalışması. O zamanki Kalkınma Bakanlığı'na bağlı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın hazırlamış olduğu Zonguldak, Bartın, Karabük kalkınma planında Amasra ve Bartın, burada sadece Amasra'yı aldım, en büyük tehdit burada yapılmak istenen termik santraldi. Yani devlet öyle bir şey yapıyor ki kendi Kalkınma Bakanlığı bir kalkınma planı yapıyor. O planda bu termik santral en zararlı, yöre ekonomisine en zarar verecek unsur olarak görünüyor. Ama diğer taraftan Enerji Bakanlığı'nın EPDK'sı buraya bir enerji yani santrali izni veriyor, üretim lisansı veriyor. Çevre Bakanlığı da bunun ÇED sürecini devam ettirip daha sonra da ÇED'ini olumlu buluyor. Bu da ilginç. Yani devletin hangi anlayışla yönetildiğinin de önemli kanıtlarından biridir bu. Devam edersek. Tabii bunlar teknik şeyler. Bunları hep saydık. Bunları geçiyoruz. Çünkü ben mücadeleyi daha çok anlatmak istiyorum. Bugün sizle şey yaptığımızda mücadeleye geçmek istiyorum. Hatta ya ama şu tür örnekler de var şimdi. Bunları da anlatmadan geçmek istemiyorum. Dedi ki siz bu kadar kömürü yılda 6,5 milyon ton kömürü yakacaksınız. Zaten 6,5 milyon ton kömür artı oluşacak bir tarafta. Lavvarlamadan sonra. Bir de 6,5 milyon ton kömürü yaktan sonra yaklaşık 3,5 milyon ton da kül çıkacak. Bunu nereye depolayacaksınız? Yer yok. Sahip orman zaten. Dediler ki biz bu külü maden çıkaracağız, kömürü o çıkardığımız maden ocaklarına geri basacağız. Kapalı maden ocağından bas, açık ocaktan bas, oraya basacağız. Bu da çok büyük komediydi. Bunu kömür uzmanlarına, maden mühendislerine sorduk. Onların bize verdiği cevapları da burada paylaşmıyorum. Biraz gerçekten şey kaçabilir. Yani gerçekten ağır şeylerdi. Yani ve çünkü kül şeyinde insanlara gösterdik, yöre insana. Bakın burada yatağın termik santrali, kırmızıyla çevrili olan yatağın termik santralinin kendisi, sağ tarafta maviyle çevrili olan yatağının yerleşimi, sol taraftaki siyah kare şeklinde çevrim de yatağının kül barajı. Ve bu yıllar önce, 20 yıl önceki belki bir fotoğraf, şimdi ne haldedir düşünmek istemiyorum. Devam edelim. İşte Zonguldak'ta yapıldı, oradaki 300 megawattlık bir termik santral için 10 yılda doldu böyle bir tesis. Kül basıldığı zaman. Devam edelim. Tabii burada ne vardı? Orman. Bir kere olduğu gibi doğal Karadeniz ormanları
vardı. Bunlar yok edilecekti. Çevre düzeni planında aldık. Burada 82 hektar orman deniyor ama bu 82 hektarı 820 dönümü olarak, şimdi biz metrekareyle hesaplanıyor ya, 820 bin metrekare olarak orman yok edilecekti. Ama bu hiçbir şey. Çünkü bunun dışında buraya gelecek elektrik iletim hattı için 55 kilometre uzunluğunda bir hat açıldı. Devlet yaptı bunu bu tesis için. O ayrı bir miktar. O ayrı bir miktar orman kaybıydı. Yani orman ekosistemleri burada büyük bir zarar görecek. Bunu anlattık insanlarımıza. Devam edelim. Tabii insanlarımıza anlattığımız en önemli hususlardan biri burada gördüğünüz olay. Burada gördüğünüz gibi bir enversiyon olayı var. Özellikle kışın ve ilkbaharda Amasra ve Bartın tarafında da gördüğünüz alçalma oluyor. Böyle hava olayları, yani böyle göremiyorsunuz etrafı. Yani 20 metre üstte bir bulut inmiş oluyor neredeyse, 20-30 metre üstte. Buna da enversiyon deniyor, advekseyen enversiyon deniyor. Şekilden de görebilirsiniz. Bu termik santral buraya yapıldığı zaman dedik. Bu termik santral buraya yapıldığı zaman çıkan gazlar atmosfere karışamayacak, çökecek ve insanlar zehirlenecek, ölecek dedik. Buna gittiler, bir uyduruk bir rapor aldılar İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Profesör Doktor Orhan Şen'den. Gerçekten uyduruk bir rapordur o. Ve o şekilde şey yaptılar, yani uzman görüşü diye sunarak ÇED sürecini bu şekilde atlattılar. Halbuki bu, yani buraya termik santral yapılırsa ölümcül sonuçları var. 1950'li yıllarda Londra'da 4000 kişi bir gecede öldü. Binlerce kişi de sakat kaldı ömür boyunca. Aynı şeyi Amasra bekliyor diye anlattık insanlarımıza. Devam edelim. Evet, gelelim mücadeleye. Evet, bu fotoğraf 9 Nisan 2010 tarihinden. Bartın'daki o zaman en büyük olan salonda bir araya geldik. Nasıl geldik? Önce işte oradaki hazırlık sürecinde 5-10 arkadaşımız vardı. Bir tanesi de şu anda Amasra Belediye Başkanı olan Recai Çakır da o gün o sunumu o yapmıştı. Yani toplantının şeyini. Ben de teknik bilgileri vermiştim o toplantıda. Birkaç arkadaşımız daha şey vardı. Ama asıl bizim en yaşlılarımız kapı kapı gezerek, bakın bütün partilere, derneklere, odalara, belediye başkanlarına giderek onları bu toplantıya davet etti. Ve bu toplantıya, bakın bu fotoğrafta o zamanki Bartın'ı kim bilir yönetiyorsa onlar var. Vali saymıyorum, vali yok ama işte devlet, mesela İktidar Partisi'nin il başkanı var, il genel meclisi başkanı var, diğer partilerin il başkanları var, belediye meclis üyeleri var, il genel meclis üyeleri var, dernekler, sendikalar, odalar, hepsinin temsilcisi burada var. Ve burada biz ne yapacağız? Böyle bir proje var. Farklı kanallarda mücadele ediyoruz ama bu mücadeleyi nasıl birlikte devam edebiliriz dedik bu mücadeleye. İşte orada birlikte mücadele edebiliriz dedik. İsmini de koyalım dedik. Orada kararlaştırdık. Bartın Platformu, oradaki önerilere göre hep birlikte kararlaştırdık. Bartın Platformu koyalım dedik. Ve ondan sonra nasıl bir yöntem olsun dedik. Şöyle olsun dedik. Amasra Bartın Belediye Başkanları var. Seçilmiş isimler. Onlar bizim sözcülerimiz olsun, eş sözcülerimiz olsun ve bir yürütme oluşturalım. O yürütmede de ihtiyaca göre, insanların da şeyine göre, gönüllülüğüne göre o yürütmeyi de devam edelim dedik ve o gün Bartın Platformu'nu kurarak bugüne geldik. Bu fotoğraf onun için, bizim için çok önemli bir anıdır. Devam edelim. Ne yaptık? Hemen kurulduğumuz bu yürütmeyi oluşturduktan sonra belediye başkanlarıyla birlikte de köy köy gezmeye başladık. Önce köylere gittik. Bu termik santralin yapılacağı yerdeki 20-25 köye gittik. Bakın sol taraftaki şeyde elinde harita tutan Bartın Belediye Başkanı elektrik mühendisidir aynı zamanda. O anlatıyordu insanlara, köydeki insanlara. El broşürleri bastık, onları dağıttık. İşte şu şekilde çağrılar yaptık. Neydi bizim İlk, yani böyle kendimizi kanıtlayacağımız şey, 24-25 Kasım 2010 tarihinde Bartın Belediye Sosyal Tesislerinde yapılacak olan ÇED Halkın Katılım Toplantısıydı. İki termik santral olduğu için biri 24'ünde, biri de 25 Kasım'daydı toplantıları. Halkı bu toplantılarda orada yapılacak olan toplantıya katılmaya ve termik santrale hayır demeye çağırdık ve geleceğin ellerinde dedik, o insanlara davet ettik. Devam edersek sadece
Köy köy gezmedik. Köy köy kahve kahve gezmedik. Açık alanlarda da insanlarla toplandık. Onlara açık alanlarda da anlattık. Gelmelisiniz dedik. Araba tutup gelmelisiniz. O toplantıda olmalısınız dedik. Devam edelim, bu fotoğrafları peş sıra devam edebiliriz. Masalar kurduk açık alanlarda. Burada duralım. Masalar kurduk açık alanlarda ve insanları el ilanları dağıttık. Yüz yüze onlarla konuşarak bu toplantıya gelmelisiniz dedik ve onlar da geldiler. Bu fotoğrafta gördükleriniz chat halkın katılım toplantısına giremeyenler. Bartın en büyük salonu, düğün salonu, sosyal tesisleri, dışarıda kalanlar dışarıdan işte protest ediyorlar. Bir de içeriye bakalım bir sonraki fotoğrafa. İki fotoğrafta o şekilde gidiyor. Evet, içeride de bu kalabalık var. Burada zaten biz herhalde içerisi 2000-3000 kişi alıyordu. Burada tamamen ıslıklarla oradaki ses düzeninde ele geçirerek bizim arkadaşlarımız, oradaki bütün anonsları da o yani şeyin hazırlamış olduğu, şirketin de kurmuş olduğu sistemi de biz kullanarak orada şu şeyi aldık. Burada halkın tepkisi nedeniyle halkın katılım toplantısı yapılamamıştır. Tutanağını aldık ve açıkladık insanlarımıza. Bu çok önemli çünkü bundan sonra Bartın'da buna benzer ona yakın halkın katılımı toplantısı oldu ve biz onların hiçbirini yaptırmadık. Bakın sadece termik santral, liman, lavvar tesisiyle bu konuyla ilgili halkımız burada kazandığı tecrübeyi diğerlerinde de kullandı. Devam edelim. Bakın ya ertesi gün gazetelerde de termik santral Bartın'a giremez. Bartın termik santrale geçit vermiyor gibi şeyler, haberler yer aldı. Devam edelim. Tabii biz bunu yaptık ama sonradan Ankara'ya gittik. Burada hemen onları hepsini koymadım buraya. Bu halkın katılım toplantısından sonra Ankara'ya gittik. Ankara'da çünkü bir de format belirleme, kapsam ve format belirleme toplantısı vardı. Bartın'dan 1000 kişiyle gittik. 18 otobüs, 5 minibüs, özel araçlar, 1000 kişi Ankara'daki o zamanki Çevre Orman Bakanı'nın önünde, Söğütlü Çeşme'de toplandı. Bunlardan 10 tanesi bu toplantıya girdi. Orada derdimizi anlattık ve orada şu karar çıktı. Bu yer uygun değildir kararı orada çıktı. Ya biz dedik o bitti artık. Biz acemiydik ya o zaman. Her şey bitti tamam. Döndük geri ama bu burada bitmedi tabii. Ondan sonra çeşitli duyumlar aldık ki şirket gene devam ediyor bu tür çalışmalara. Bu sefer onun akabinde 22 Nisan'da bir miting yaptık. O mitinge de 10.000 insan katıldı. Tamamen yöreden olan insanlar katıldı. Devam edelim. Bu insanlar Bartın'ın Kemer Köprü meydanında bu şekilde toplandı. Sonra Bartın kent merkezi yürüyüşe geçerek işte yukarıda Havuzbaşı denen yerde miting yaptık. Belediye başkanlarımız konuştular. Bartın Köprü'nün yürütmesi sözcüleri konuştular ve dedi ki biz bunun sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu bir güç gösterisi bizim için. Devam edelim. Tabii o arada bunlar diğer halkın katılım toplantılarında ve halkın içinde de bu gördüğünüz insanlar yani bakın hepsi buranın insanı yani böyle biz hep şöyle suçladılar bunlar çevreci bakın bu insanların yaptığı bunlar çevreci diye biz suçladılar bunlar dışarıdan geliyor hatta Bartın'dan bile gelmiyor İstanbul'dan geliyor bunlar yani Ankara'dan geliyor bunlar Bartınlı bile değil diye suçladılar halbuki buradaki insanlar orada yaşayan insanlardı. Kendi yurduna sahip çıkan insanlardı. Devam edelim. Daha sonra dediğimiz gibi 2013 yılında tekrar başvuruldu. O süreç devam ederken biz Ankara'da da chat sürecini takip ediyorduk ama şöyle bir izlenim aldık. Çünkü 3 kere uzatıldı o toplantılar. Anladık ki bu 2016 yılında pardon 2014 yılında bu süreç chat süreci tamamlanacak diye bir şey aldık. Yani böyle bir hissiyata kavuştuk. Dedik ki biz 5 Haziran günü için 5 Haziran haftasıydı. Amasra Ankara'da satılıyor izin vermeyeceğiz. Yani Ankara'da bürokraside bir şeyler dönüyor. Çevre Bakanlığı'nda, ÇED Genel Müdürlüğü'nde. Biz buna karşı bir insan zinciri. Bu önemliydi bizim için. 5 Haziran 2014 Perşembe günü yaptık. Bakın fotoğraflara peşinden bakabilirsek yağmurlu bir gündü. Ama insanlar işini gücünü bıraktılar. Devam edelim bu fotoğrafa. Bir sonraki slide lütfen. Bakın o yağmurda insanlar termik santralin yapılacağı yerden Amasra'ya kadar devam edelim. Diğer fotoğrafları da görelim. İnsan zinciri oluştular. Yağmur yağdı.
Ama o yağmura bakın, bir önceki fotoğrafı tekrar bakalım. Daha ayrıntılı görünüyor Amasra, eski yolundan Amasra'nın gidişi. Bakın, devam edelim fotoğraflara. Oradaydım diyen Yasemin Hanım, teşekkür ediyoruz. Bakın bu fotoğraf da önemli. O gün bir başka şey yaptık insan zincirinin dışında. Amasra esnafına çağrı yaptık. Dükkan açmayın, dükkanlarınızı, iş yerlerinizi açmayın diye. O gün Amasra esnafı %100 bu çağrıya uydu. Bakın burası çekiciler çarşıdır Amasra'da. Bütün iş yerleri kapalı. Bir sonraki slaytta yine görebiliriz kapalı iş yeri. Bakın çoğu iş yeri, üstteki ünlü bir balık lokantası, reklamını yapmayayım şimdi. Herkesin bildiği bir balık lokantası. Diğer iş yerleri hepsi kapalıydı. Bakın 80'li yıllarda belki vardı Doğu coğrafyasında bu tür kepenk kapatma, iş yeri kapatma eylemleri, ama batıda, batı coğrafyasında gerçekten çok ilginç bir şekilde halk tamamıyla bu termik santrale karşı olduğunu yağmurlu bir günde yani insan zinciri oluşturarak ve bütün iş yerlerini, yani hiçbir açık kalmayacak şekilde kapatarak göstermişti. Ama ne oldu? Onlar raporu, ÇED olumlu raporunu verdiler yani. Haziran ayında, 2014 yılının Haziran ayında ÇED olumlu raporunu verdiler. Tabii Barda platformu ne yaptı? 15 günü içinde buna itiraz edilebiliyordu. Biz şunu yaptık. Dilekçeler hazırladık. Bunu gene köy köy gezdik. Gene masalar hazırladık. Yine masalar. Efendim? Bir ses geldi ama. Mikrofonları kapatabilirsek, sadece dinleme durumunda olursak ortam sesleri evet. Geliyor. Erdoğan Hocam yok, bir şey yok. Devam edelim. Tamam. Ne yaptık? Biz 10 iş günü içinde, bakın 10 iş günü derken bu 15 güne yakın oluyor hafta sonlarıyla birlikte. Dilekçeler topladık, itiraz dilekçeleri topladık ve 42 bin dilekçeye, itiraz dilekçesine ÇED, yani bu termik santral, HEMA termik santraline verilen ÇED olumlu kararına itiraz ettik. Yani bunu bir kamyonet dolusu dilekçeydi. O gün son dilekçeleri teslim için topluca gelmiştik. O fotoğraf, oradan bir de küçük bir miting yapmıştık burada. Sağ tarafta Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü vardı, oraya teslim ettik. En çok oradaki görevliler şeydi. Ya hocam ne yapacaksınız, bu kadar niye topladınız dediler. Çünkü biz bunların hepsinin fotokopisini almamız gerekecek dediler. Ya onlarla uğraştırdık. Onlardan da özür diliyoruz ama bu bizim için, yöremize sahip çıkmak için yapmamız gereken bir zorunluluktu. Daha sonra onu kamyonetlerle fotokopisini alıp bir örneğini bakanlığa gönderdiler. Tabii bu 42 bin dilekçenin şöyle bir etkisi oldu. Bakanlıkta bu ÇED raporu rafa kaldırıldı. Tam 1,5 yıl raftaydı bu. Yani bu itirazlardan sonra Bartın, yani %100'üyle bu termik santrali istemediğini, Amasra %100'üyle bu termik santrali istemediğini belli edince rafa kalkmak zorunda kaldı. Yani bu şirketin arkasında o kadar politikacı varken, o kadar bürokrat varken, yani bu süreçte ve o şekilde hukuksuz gelmişken bu aşamaya kadar, halkın bu büyük tepkisi işte onları, bu raporu rafa kaldırmak zorunda bıraktı. Daha sonra ne oldu ama? Daha sonra şu oldu. Daha sonra 2019 davacıya geldik. 2016 yılının Ekim ayında bu şeyi raftan indirdiler. 2016 Ekim'ini hatırlayın. 2016'nın 15 Temmuz'unda bir darbe girişimi oldu. Bir olağanüstü hal koşulu oluştu. Yani bu şirket ve onun işbirlikçi bürokrat ve politikacılar bu darbe girişimini ve onun yaşattığı olağanüstü hali bir fırsata çevirmek istediler ve 1,5 yıl sonra, 1,5 yılda rafta bekleyen dosyayı raftan indirip ÇED olumlu kararı verdiler. Biz de yerimizde durmadık. 2019 davacıya gene masalar kurduk, insanlara anlattık, noterlerle insanları taşıdık, insanlara dedik noterlerden vekalet vermeniz gerekiyor. Avukatlarımız zaten gönüllü avukatlarımız, onlara vekalet verdiler ve gene bir rekor kırdık. Bakın ki 42 bin itiraz dilekçesinden sonra 2019 davacıyla biz dava açtık. Hedef aslında şeydi, hedefi çok çok aşmıştık 2019 davacıya, bu davayı açtık. Ama ne yazık ki bu hemen bundan sonra bir şey daha oldu. Daha önce Zonguldak Bartın Karabük Çevre Düzeni Planı'nda bu termik santralin yapılacağı alan, işte deniz
üretim yeri, orman, tarım alanı, köy yerleşimi iken hemen bu chat raporundan yararlanarak gene o olağanüstü halk koşullarında çevre düzeni planı da değiştirdiler ve bu çevre düzeni planına 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına bu termik santrali eklediler. O da bir fırsat. Bir sonrakinde görebilirsiniz. Ve o olağanüstü hal koşullarında da biz bu çevre düzeni planına itiraz etmek için 10.000 dilekçe verdik. Bakın o olağanüstü hal koşullarında 10.000 itiraz dilekçesi verdik. O da yine Bartın'ın, Amasra'nın çok önemli bir çalışmasıdır. Bartın platformunun önemli bir çalışmasıdır. Daha sonra mahkeme Zonguldak'ta görüldü. Ama mahkemeye geçmeden önce şu zeytinlerden de bahsedelim siz isterseniz. Bakın sol tarafta üstte zeytin ağaçlarını görüyorsunuz. O zeytin ağaçlarını bir gün de kestiler, alttaki pozisyon oldu. Burası tam termik santralin yapılacağı alanda, hemen komşu. O sağda gördüğünüz insanlar o şeyin köylüleri, Gömü köylüleri, Tarlaağız köylüleri, Amasra'dan, Bartın'dan giden bizler. Hep beraber ilk gün müdahale ettik bu kesime. Oradaki 3 ağaç kesilmişti. Durdurduk bu kesimi. Çünkü neden bu zeytin ağaçlarını kestiler? Şunun için kestiler. Biz Soma'dan biliyorduk bunu. Soma'da da bir gecede yapmışlardı bunu. Çünkü zeytin ağaçlarının olduğu yere 3 kilometre yakınına termik santral veya benzeri bir tesis kuramıyorlardı. Biz bunu sonradan öğrenmiştik, bu zeytin ağaçlarının varlığını. Zaten bu ara öğrenmiştik. Bizi daha önce köylülerden kimse söylememişti. Ve biz bunu engelledik. O gün avukatlarımız işte kaymakamlığa, savcılığa suç duyurularında bulundu. Ama biz o sahadan girdikten sonra akşam sahaya bütün işçilerini sokarak, bakın hukuksuz bir şekilde o zeytin ağaçlarını kesti ve bunu söktük dediler. Bu ağaçları söktük, Ege'de bir zeytin araştırma enstitüsüne götürdük, orada dikecekler dediler. Bakın bu kadar da yani gerçekten, yani sıradan bir kelime söylemek istemiyorum burada ama bu kadar da insanlık dışılar. Bu kadar da insanlık dışılar. Bu slayta gelmeyelim. Bir geri alalım. O sırada bizim mahkememiz devam ediyordu. Şimdi buraya fotoğrafını koymadım ama gene bir 500 kişi kadar Zonguldak İdare Mahkemesi'ndeki duruşmaya gittik. Büyük salon vardı ama sığmadı. Salonu. Bir kısmımız dışarıda kaldı. Orada gene anlattık 3 kişilik mahkeme heyetine neden yapılamayacağını. Avukatlarımız anlattılar. Ama ne yazık ki Zonguldak İdare Mahkemesi bizim itirazımızı kabul etmedi ve chat olumlu kararını onayladı. Daha sonra işte biz Danıştay'a başvurduk, itiraz ettik bu karara ve Danıştay'da 2019 yılının Ocak ayında bir sonraki slide'a şimdi geçebiliriz. Dedi ki tamamen, yani bu geri dönülmez şekilde, dedi ki bu termik santral zaten biz entegre diye, yani teknik şeylerine girmiyorum, entegre tesis olduğu için chat raporunun da bu tesislerin hepsini bir arada değerlendirecek şekilde yapılması gerekir diye bir karar verdi ve bozdu ve kesin karar olarak bu geçti. Ve ondan sonra bakın orada alttaki fotoğraflarda, Amasra'da da bunu kamuoyuna açıkladık. Açıklayanlardan biri o zamanki belediye başkanı adayı Bartın Platon Hükme Kurulu üyesi Recai Çakır'dı. Hemen ondan sonra yapılan seçimlerde belediye başkanı oldu. Bir yılını doldurdu. Onu tekrar kendisini kutluyorum zaten, arkadaşımızı. İşte bu büyük mücadeleyi hep birlikte verdik. Ve ne yazık ki bitmedi ama. Çünkü neden? Bu şirket tekrar hemen 2019'un Nisan ayında tekrar başvurdu. Mayıs ayında tekrar bir halk katılımı toplantısı yapıldı. Ve şu anda Ankara'da, şu anda Çevre Bakanlığı'nda tekrar bir dosya bekliyor. Yani şu anda onlar buna chat olumlu kararı vermek için bekliyorlar. Biz de bunu, buna karşı mücadele etmek için bekliyoruz. Bütün Bartın Amasra halkı olarak. Ve işin tuhaf tarafı, bu şirketin devletten almış olduğu kömür sahalarındaki hazırlık süresi doldu. 3 kere uzatıldı, 3 kere doldu. Ve hala daha bu şirket orada kömür çıkarmak için hazır bekliyor. Çıkarmıyor, bekliyor. Aslında elinden bu sahaların, kömür sahaların geri alınması gerekiyor. Diğer taraftan bu şirketin 2005 yılında almış olduğu üretim lisansı, termik santral üretim
lisansının süresi doldu. Bu lisansın süresi dolduğu için bir kere bu chat başvurusunun kabul edilmemiş olması gerekiyordu. Bu yüzden biz hem dilekçeler verdik, ilgili kuruluşlara, avukatlarımız dilekçelerimizi verdiler. Hem EPDK'ya, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, hem Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na dediler ki bunların süreleri doldu, bu iptal edilsin dediler. Yetmedi, onlar gerekeni yapmadılar. Her zamanki bürokratik davranışı gösterdiler, topu taca attılar. Biz de bunları tekrar dava ettik. Yani şu anda hem üretim lisansı için, hem çevre düzeni planları için, hem ÇED için şu anda yok, hem rödovans sözleşmeleri için yaklaşık 9 tane davamız var. Avukatlarımız da burada, onlar net bir şey verebilirler bize. Şu anda katılımcılar arasındalar. Yani böyle bir mücadelemiz oldu. Bir sonraki slayta da gelirseniz bu anlattıklarımızı şöyle bir özetleyeceğim. Ondan sonra sözümü bitireceğim. İşte burada biz neden bu kadar insanla birlikte mücadele, başarıyla mücadele ettik? Bunu Deniz Yıldırım ve Evren Hasbolt'un yazmış olduğu Değişen Karadeniz'i Anlamak adlı kitapta farklı yazarlardan yazılar kabul ettiler. Ben de Bartın platformunun bu mücadelesini anlatmıştım. Amasra'da termiksiz yaşam mücadelesini. Orada şöyle özetlemiştim. Bir kere biz çevreci hareketi olmaktan çok yaşama sahip çıkma hareketiydik. Çünkü çevreci deyince Anadolu'da gerçekten küfür gibi algılanabiliyor yerel halk tarafından. Onlar dışarıdan gelen hep yabancılar şeklinde algılanabiliyor. Hayır, biz burada yaşayan insanlar, burada soluk alan insanlar, buradan sonra da burada yaşayacak insanlar vurgusunu çok yaptık. Yaşama sahip çıkma hareketi dedik biz kendimize. Ve halkın geniş kesimlerine mal olmaya çalıştık, mal etmeye çalıştık bu mücadeleyi. Ve basit bir dil kullandık ve yüz yüze iletişimi tercih ettik. Böyle medya üzerinden basın açıklamalarıyla onlar okur, hayır kimse okumuyor. Biz onlarla yüz yüze iletişim yaptık. İmza kampanyaları düzenledik, dilekçe kampanyaları düzenledik. Bunlar için masalar kurduk, köylere gittik, mahallelere gittik, mahalle kahvelerinde toplantılar yaptık, açık alanlarda toplantılar yaptık, sergiler yaptık, tiyatro gösterileri, filmler gösterdik. İşte web sitesi hazırladık ama artık web siteleri de işlevsiz biliyorsunuz. Ama Facebook, Twitter hesapları gibi sosyal medyayı da etkili kullanmaya çalıştık. Özellikle biz mesela iklim değişikliğinden, iklim krizinden çok bahsetmedik burada. İnanır mısınız? Biz şundan bahsettik. Yöre halkını ilgilendiren şeyler neler? Çünkü onlar iklim değişikliği o kadar ilgilenmiyorlar. Biz ilgileniyor olabiliriz ama çoğu ilgilenmiyor. Biz tarım, hayvancılık, balıkçılık, turizm, ticaret, ikinci konutlar nasıl etkilenecek? Onları anlattık. Yüz yüze anlattık, küçük broşürlerle anlattık, afişlerle anlattık, televizyon programlarında anlattık, radyo programlarında anlattık. Ama biz daha çok oradaki insanları nasıl etkileyecek bunu anlattık. Biz sadece çevre bozulmasını değil, sağlık üzerindeki olumsuz etkisini anlatmaya çalıştık. Zaten bunu gördük. Zonguldak 31. büyükşehir oldu. Hava kirliliği nedeniyle biliyorsunuz. Covid-19'dan en çok etkilenen illerden biri oldu. İşte biz bunu anlatmaya çalıştık. Zonguldak Çatalağzı'ndaki Eren'in termik santrallerini örnek gösterdik bunun için. Ve yöre ekonomisi anlamında anlattık. Yani bu yöredeki tabana yayılan işte turizmden, balıkçılıktan, ormandan, tarımdan, hizmet sektöründen kazanılan gelirler yok olacak. Nereye gidecek? Bu termik santralin patronlarına gidecek. Ankara'ya gidecek. Onların kredi almış olduğu uluslararası bankalara, finans kuruluşlarına gidecek. Yani bu transferin anlattık insanlara. Bakın yöre ekonomisi yok olacak derken. Masraflarımızı biz kesinlikle dışarıdan gelen herhangi bir finansman olmadı. Bakın 10 yıldır mücadele ediyor Bartın platformu. Öz kaynaklar biz, yürütmede olanlar değil sadece. Yani oradaki esnafı, işçisi, emekçisi, sendikası, derneği hep birlikte ihtiyacımız neyse onu karşıladık. Gerçekten de büyük masraflar oldu. Düşünün. Yani noterden avukatlara biz vekalet vermemiz gerekiyor. Onun için belli bir ücret gerekiyor. Ya Ankara'ya 1000 kişi gitmeniz gerekiyor otobüslerle. Onun için belli bir finansmana ihtiyacınız var. Bakın bunların hepsini kendi öz kaynaklarımızla hallettik. Yani olmayan kaynaklardan kaynak yarattık. Bu çok önemliydi. Biz bunları yaparken şuna inanıyoruz. Yerel mücadele çok önemlidir. Ama onun dışarıyla yani o ilin dışındakilerle ilişkisi önemli. O anlamda Ekoloji Kolektif, Greenpeace, TEMA, WWF Türkiye, Avrupa İklim Ajansı ve diğer yerel gruplarla il onlarla temasımız oldu. Onların tecrübelerinden yararlandık. Onların fikirlerinden yararlandık. Onların hukuksal görüşlerinden yararlandık. Ve iletişimimizi hiç kesmedik onlarla. Çünkü onlar bize güç kattılar.
Bizim mücadelemiz onlara ne kadar güç kattıysa onlar da bize güç kattılar. Bu ortaklaşmayı sağladık. Bu da çok önemliydi. Belki buraya yazmamışımdır. Türkiye Çevre Platformu'nun ekoloji birliğini mesela onlarla da temaslarımız oldu. Biz iktidara karşı değil, termiğe karşıtlık vurgusunu daha çok yaptık. Çünkü iktidara karşı olunca işte vatandaşların yarısı ona partiye oy veriyor. Bir anda karşımıza geçebilirlerdi. Biz iktidar karşıtlığı yapmamaya çalıştık. Onlar bize yani bu iktidar partisinin milletvekili, il başkanı zaman zaman aleyhimize böyle uydurmalar, iftiralar da attılar ama bunlara muhatap olmadık. Biz termiksiz şirkete, termik santrale karşıyız. Daha çok bu vurguları yaptık. Bizi güvenlik kuvvetleriyle çatıştırmaya çok çalıştılar bu şirket. Özellikle işçilerini de bir zaman üzerimize saldı, belli toplandı. Kadınların üzerine hatta saldırmışlardı. Burada bile biz güvenlik kuvvetleriyle çatışmadan hiçbir olay çıkmadı. Kimsenin burnu kanamadı. Bakın bu kadar toplantı oldu, yüzlerce binlerce insan katıldı. Ama 10 yılda Bartın'ın kimsenin, bu konuda kimsenin burnu kanamadı. Bu çok önemliydi bizim için. Biz buna dikkat ettik mücadelemizde. Evet, anlatacağım bu kadar. Bir soru bu sırasında teşekkür ediyorum ama burada kapatırken şunu söylüyorum. Tabii biz ne yapabilirdik? Avukatlarımız ekolojik, yani bizim Bartın Barosu'ndan avukatlarımız var. Şimdi burada olan, izleyen Berkay, avukat Engin Uzun ve avukat Berkay Dal var. Bartın Barosu'ndan avukatlarımız, diğer birkaç avukatımız da var. Onlar şu anda burada değiller. Ama ekolojik kolektifinden avukatlar vardı. Onlardan Fevzi Üzgüer de şu anda burada. Onlarla da temastayken bize bu adil dönüşüm konusunu açtılar. Yani bu tür geçmişi madencilik olan yerlerde bir anda madenden vazgeçilince işsizlik artıyor. Gençler işsiz kalıyor. Bunlara nasıl bir çözüm üretebiliriz? Bunu konuşurken zaten diğer İstanbul'da bir başka toplantıda, Sabancı Üniversitesi'nin bir toplantısında da bunları konuşmuştuk. Belediye Başkanımız Recai Çakır da vardı. Orada Amasra Belediyesi'nin adil dönüşümle ilgili bir şey yapması noktasında bir çalışma başlatıldı. Şu anda o projenin yöneticisi olan Ceren Hanım, belki o bize açıklayabilir sohbete katılırsa biraz sonra. Onlar da bilgi verebilirler. Yani nasıl gençler, bu yören insanlar işsiz kalmadan biz bunu daha az yara alarak atlatabiliriz, bu değişimi sağlayabiliriz, adil sağlayabiliriz. O anlamda onlar da bir şey söyleyebilir diye düşünüyorum. Avukatlarımız da bir şey söylemek isterse onlara da tabii bir şey olabiliriz. Tabii avukatlar gönüllü çalışıyor. Avukatımız Berkay Dal yazdı. Evet, sonuna kadar gönüllüler. Hatta birçok konuda ceplerinden çok para harcadılar. Bizim diğer arkadaşlarımızla, yürütmede olan diğer arkadaşlarımızla olduğu gibi. Sağ olsunlar, onlara müteşekkiriz. Bartın halkına müteşekkiriz. Amasra halkına müteşekkiriz. Bize dışarıdan destek olan herkese müteşekkiriz. Ama şunu biz bilerek mücadele ettik. Yani mücadele edenler her zaman kazanamaz ama mücadele etmeyenler kaybetmeye mahkumdur. Bizim şeyimiz buydu. Biz şu ana kadar mücadele ettik. Şimdiden sonra da mücadele edeceğiz. Ve kendi tecrübemizi, kendi deneyimlerimizle ülkemizin her tarafındaki bütün mücadeleyle paylaşmaya da hazırız. Onun için bunu anlattık. Yani bugünkü gündemimiz onun için oluştu zaten. Aslında şunu da söylemek istiyorum sana Cihan'cığım. Ben bu konuları anlatmak istemiyorum. Coğrafya kaderim oldu. 26 yıldır Bartın'dayım. Benim termik santrallerle enerjiyle bir ilgim yok. Ben orman mühendisiyim. Ormancı politikası çalışıyorum. Ben aslında şu Türkiye'nin ormancı politikalarını bir değerlendirmek isterim. Ne var? Ormanlarımız azalıyor mu, artıyor? Bunları yazıyoruz, çiziyoruz ama bu tür programları da anlatmak isterim. Hele bu yeşil altyapı konusunu, kent ormanlarının konusunu, o konuda ayrı bir program yapmak isterim. Senden iki alacağım olsun diyorum kapatırken. Erdoğan Hocam, teşekkür ederim herkes adına. Ama notlarımı aldım sonrakiler için. İki açıdan teşekkür ederim. Hem verdiğiniz mücadele için hem de bugünkü sunum için teşekkür ediyorum. Tabii şimdi soruların yani... Doğan Ay Hocam da teşekkür ediyor, pardon. Şu anda Doğan Ay Hocam'ın da burada olduğunu görüyorum. O da bize vermiş oldu mütalaayla, çok önemli mahkeme aşamasında bilimsel mütalaa vermişti. Bu konuda gerçekten çok teknik bir rapor verdi. O da bizim işimize çok yaradı. Sadece o mahkemede değil, diğer dosyalarda da o mütalaayı kullanıyoruz biz. Teşekkürler Doğan Hocam. Evet, Doğan Hocam da burada. Oğuz Kurdoğlu Hocam da burada. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nden. Zaten biz Erdoğan, Oğuz, Doğanay ve bir de Ünal var. Ünal Akkemik bizim fakülteden. Doğa Düşünürleri diye bir grup oluşturup bu tür durumlarda
bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Erdoğan Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Maalesef Türkiye'de ya da sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok bölgesinde ekolojiyi ya da ekosistemi korumak için mücadele etmek gerekiyor. Kendiliğinden bir şey olmuyor. Türkiye'de de biz bunlara şahitiz. Mesela ben hafızamı yokladığımda çok eskilere gitmeden, o Sinop'taki varillere falan gitmeden, atık varillerine mesela Bergama'daki mücadeleyi biliyoruz. Hopferix'i biliyoruz, hatırlıyorum. Mesela Artvin'deki Oğuz Hocam belki bir önümüzdeki haftalarda onu anlatacak. Cerattepe'deki mücadeleyi biliyoruz. Çok yakınlara gelirsek Kaz Dağları'nı biliyoruz. Kaz Dağları'ndaki mücadele halen devam ediyor. Bugünlerde yine biliyorsunuz yanılmıyorsam Çanakkale Valiliği oradaki direnişe devam eden grubun adını unuttum şu anda. Orada beklemeye devam eden, maden alanında beklemeye devam eden kitleye Corona-19'u bahane göstererek oradan ayrılmaları için baskı yapıyormuş. Yani doğayı korumak çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu noktada verilen her mücadele büyük küçük demeden takdire şayan. Şimdi soruları varsa ya da katkıları alalım. Yani Bartın platformundan pek çok kişi var toplantıda. Onlar katkı yapabilirler. Ben de şu arada bu sırada şeyi açayım. Sohbet bölümünü açayım. Neler yani soru var mı? Onlara bir bakayım. Doğan Hocam şey demişti. Erdoğan Hocama ek olarak ya bilimi de kullandınız. Hani onu kullandık bunu kullandık sosyal medya derken Erdoğan Hocam arada kaynamasın. Doğan Hocam bir yerlerde öyle bir şey demişti. Bilime de önem verdiniz Erdoğan Hocam diye şurada yazıyor zaten. Evet, evet. Evet, Berkay Bey biz gönüllü çalıştık. Yanlış anlaşılmasın deniliyor. Teşekkürler giriyor. Bülent Gülgöz. Bülent'ciğim sevgili sınıf arkadaşım Elazığ'a selamlar. Elazığ'dan katılıyor. Cansu'ya teşekkür ediyoruz. Kemal Bey teşekkür ediyor. Teşekkürler geliyor. Soru var mı? Mikrofon açılarak soru sorulabilir. Sohbet kısmına yazı yazılarak soru sorulabilir. Gerçi Erdoğan Hocam o kadar detaylı anlattı ki, o kadar güzel anlattı ki. Yıldıray ise aramızda. Şu anda ekranda adını gördüm. Yıldıray'a da teşekkür ediyorum. Bir de Mustafa Özgür Berke de aramızdaymış. Bizim bu adil dönüşüm şeyinde projesinin başlangıcında tabii bize büyük katkısı oldu. Teşekkür ediyorum ona. Yani isimlerini atladığım olabilir ama çok değerli isimler bu söylediklerim. Onlara da katılımları için teşekkür ediyorum. Soru gelebilir diye beklerken şunu söyleyeyim. Bu yayın kaydediliyor şu anda. Siz de zaten ekranda görüyorsunuz. Daha sonra kaydı benim drive'ıma düşecek. Ben o drive'ı YouTube'a yükleyeceğim. YouTube'a yüklediğimde de hepinizi haberdar ederim. Sonradan tekrar izlemek için tarihe bir kayıt olarak bu da geçsin. Burada kalmamış olsun. Belediye başkanımız yayında mı hala Recai Çakır? Recai Bey şu anda teşekkür etti. Sayın Başkan söyleyeceğiniz bir şey var mı? Mikrofonunuzu açıp konuşabilirsiniz. Buradayım diyor. Sesimi alabiliyor muyuz? Evet alıyoruz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Cihan Bey. Ben de ilgiyle izledim. İçinde yer aldığımız mücadeleyi Erdoğan Hacım'ın anlatımıyla bu şekilde izlemek de keyifli oldu. Dediğim gibi aslında mücadele tarihine altın harflerle yazılan bir örnek yaşandı Amasra'da, Bartın'da. Bu deneyimi paylaşmak ya da büyütmek de hepimizin görevi olsa gerek. Ben de bütün katılımcılar adına size teşekkür ediyorum. Bu mücadeleniz belli ki bitmedi. Devam da ediyor. Bundan sonraki aşamalarda da başarılar diliyorum. Dostlarımızın da katkılarıyla birlikte gereğini yapacağız. Ben de bu mücadelenin kayda geçmesi konusundaki desteğinize de teşekkür ediyorum. Umarım COVID günlerini atlattıktan sonra yan yana da değerlendirme ve geliştirme olanağımız olur. Mutlaka selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bartın'a selamlar şahsınızda.
Teşekkür ediyorum. Ben Hocam, sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Tabii bizi şu anda katılanlar arasında yürütmeden diğer arkadaşlar da var. Salih abi var bizim yürütmemizden. Adnan abi herhalde yok. Salih abi var avukatlarımız dışında. Berkay Dal ve Engin Uzun'un dışında. Zorbay Bey var. O da aynı zamanda Adli Dönüşüm Projesi'nin ekibinde. O da bizi dinliyor, Zorbay Çetin. Onlar da bu şeyde epey emek verdiler ve burada bir daha beni tekrar dinlemek zorunda kaldılar. Aslında onlara ben üzülüyorum, onlar adına. Evet, Erdoğan Hocam, tekrar herkes adına teşekkür ediyorum. Erdoğan Hocam'a soru sormak için, evet, bir soru geldi galiba Erdoğan Hocam. Sevgi'den geldi bir soru. Ha, Sevgi de Bartın'dan bir öğretim üyesi arkadaş, şimdi Malatya'da. Bu çevre mücadelesinde ulusal STK'lar ile yerel STK'lar arasında konuya yaklaşım ve beklentiler konusunda bir farklılık oluştu mu? Eğer böyle bir durum oluştuysa bu konuda nasıl bir yönetim stratejisi izlediniz? Diyor Sevgi. Sevgi'ye de Malatya'ya da selamlar. Evet, tabii bu şey başladığında Sevgi Hanım buradaydı. Sevgi Hanım buradaydı. O da biliyor başlangıçta itibaren ama son 3 yıldır Malatya'da artık orada görev yapıyor. Tabii bu çok önemliydi. Biz şunu yapmaya dikkat ettik. Yani şu var, bazı yerlerdeki mücadele şu var. Uluslararası veya ulusal STK'ları devreye katmak ve sadece onlardan bir şey beklemek var. O mücadele çok başarılı olmuyor. Yani ulusal ve uluslararası STK'lar çok güçlü olabilir. Yani çok yetkin insanlardan oluşabilir ama onlar o yörede değiller, uzaklar. Biz şöyle bir model denedik. Yani buradaki mücadeleyi buradaki insanlarla sahiplenmek, o insanların desteğini almak, onlarla birlikte tartışmak, onlarla konuşmak, onlara soru sormak, onlardan cevap almak, onları zaman zaman misafir etmek ama bu şeyin yükün ağır kısmını yöredeki insanlarla yapmak. Ve öyle bir şey oldu ki mücadelede bazen Bartın'da oturan biri olarak, yani Amasya'da oturmadığım için ben bile olaya sanki dışarıdan müdahale eden bir kişi pozisyon olur. Onu bırakın. Bazen Amasya'da oturan birisi bile Tarla Ağzı ve Gömü Köyü'nde olmadığı için sanki olayın uzaktan gelen birisi gibi oldu. Biz o kadar konuyu özgünleştirmeye çalıştık ki yani başta oradaki köyde Tarla Ağzı ve Gömü Köyü'nde oturan insanlar bu işe sahip çıkmalıydı. Onlar önce olmalıydı. Biz onlarla birlikte mücadele etmeliydik. Yani biz onların önünde yer almadık. Biz onlarla birlikte yer aldık. Amasya'yla Bartın'la bir yer aldık ve bizle birlikte de diğer uluslararası STK'lar, onları da dahil ettik bu sürece. Onlar da bize destek oldular ve bu aşamaya geldik. Bu arada bizim Bartın Platformu yürütmesinden Bayram Hocam da varmış. Başta giremiyordu yayın ama o da varmış. Ona da saygılarımı iletmek istiyorum. Peki. Hasan Tezcan Yıldırım da yine bizim fakülteden aramızda. Ona da selamlar söylüyorum. Şimdi bir buçuk saati geçen bir sohbet oldu. Artık yavaş yavaş kapatma zamanının geldiğini düşünüyorum. Başlangıcı orman yangınlarıyla yapmıştık. Orman yangınları konusunda Türkiye orman yangınları konusunda çok önemli deneyimler yaşadı. Yani hoş deneyimler değil ama çok eski zamanlardan beri orman yangınları Türkiye'nin önemli konularından birisi. Tekrar ben oraya dönerek kapatmak istiyorum. Artık herkes benim bir Yaşar Kemal hayranı olduğumu biliyor. Yaşar Kemal 1951 ve 1953-63 yılları arasında 12 yıl gazetecilik yapmış birisidir. Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıp orman yangınlarını araştırmak üzere Anadolu'yu karış karış, tabii yangın coğrafyasını dolaşarak şu röportajlar dizisini gerçekleştirmiş, Cumhuriyet'te yayınlamış. Sonra bunu şu anda benim de üyesi olduğum, Erdoğan Hocam'ın, Oğuz'un, Doğanay'ın, Ünal'ın da üyesi olduğumuz Türkiye Ormancılar Derneği Yanan Ormanlar'da 50 Gün adlı bir esere dönüştürmüş. Tabii bu eser şu anda Yapı Kredi yayınlarından da basıldı. Ama bu orijinal versiyonu, 1955 yılında yayınlanmış orijinal, da zaten kitabın eskiliğinden görüyorsunuz. Ben bu sohbeti Yaşar Kemal'in yangını anlatmasıyla bitirmek istiyorum.
O kendine has üslubuyla ta o tarihte, ki bunu yazdığı zaman henüz İnce Mehmet'i yazmamıştı Yaşar Kemal, öyle düşünebilirsiniz. Bakın, şahit olduğu orman yangınını nasıl anlatıyor? Sadece kelimelerle bile orman yangınının insana nasıl hissettirilebileceğine ilişkin kısa bir paragraf. Şöyle diyor usta, bir çığırıltı, bir patırtı, bir cazırtı geliyor ki ormandan, olmaya gitsin. Bir cehennem gibi yanıyor ortalık. Arada bir, bazı da üst üste top patlar gibi bir şey patlıyor. Yanan ormanın çığlığına, uğultusuna, korkunç, sağır edercesine uzun bir dev ıslığı karışıyor. Yalanlar göklere doğru süzülüyor, göklerde dolanıyorlar. Ateş devi ormanın üstüne yatmış dünyayı yutarcasına nefes alıyor. Bir deli nefesi, yaklaşmanın mümkünü yok. Evet, usta böyle anlatıyor. Yani şuradaki bir dev çığlığı ifadesini ancak herhalde Yaşar Kemal bulabilirdi. Ya da ateş devi ormanın üstüne yatmış dünyayı yutarcasına nefes alıyor. Yani umarım hiçbirimiz bir orman yangını görmeyiz. Ben de görmedim yakından bu zamana kadar. Ama ne kadar büyük bir felaket olduğunu bilmek lazım. Ama aynı zamanda da coğrafyanın ekosisteminde kaderi doğal orman yangınları. Ama insan eliyle çıkarılan ya da çıkan, ihmal nedeniyle, kasıt nedeniyle çıkarılan orman yangınlarına karşı da hem önlemek hem de çıkan yangınları çabucak söndürmek üzere tetikte olmamız lazım. Sanırım başka bir söz yok. Erdoğan Hocama tekrar teşekkür ediyorum. Katılan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Birkaç dakika daha mesaj yazmanız için toplantıyı açık tutacağım. Kendi ekranımı kapatıyorum, kameramı kapatıyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.